Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Bu videomuzda Xbank, dolar bazlı Xbank ve de banka hisselerinin teknik analiz çalışmasını sizlerle paylaşmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur. Kanalımıza abone olmayan siz değerli dostlarımız eğer var ise abone olmayı, bildirimlerin aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Yine katıla dahil olarak istediğiniz hisse mt kripto para teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz. Yine canlı yayınlarımızda katıla özel ee, sorularınızı sorabilirsiniz ve katıl özel videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer husus Binance Borsası referans kimliğimiz %10 komisyon iadeli değerli dostlar. Sizler de Binance Borsası'na kaydınız olarak %10 komisyon indirimli 7.24 kripto para işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi X-Bank'a baktığımız zaman dolar bazlı bakmak istediğim ki şöyle güzel bir görüntü var arkadaşlar. Dolar bazlı X-Bank grafiğinde bakınız. Şöyle bir sıkışmanın hasıl olduğunu görüyoruz. Destek bölgesindeyiz. Bakış açımız olumlu arkadaşlar. Yani şu bölgede tutunabilir isek yukarıya doğru tekrar bir potansiyel barındırdığını ilk etapta bakınız şöyle olası bir direnç noktası hareketinde yüzde %10'luk 11'lik bir getir potansiyeli olabileceğini söyleyebiliriz. Olası bir geri çekilme düzeltme hareketi gelir ise de arkadaşlar 3.5-4 bandında bir geri çekilme potansiyelinde olduğunu söyleyebiliriz. Dip bölgesine yakınız. Umarım buradan yukarıya doğru bir kırılım gerçekleşir. Eğer bu hat kırılır ise arkadaşlar şu destek hattı kırılır ise hemen şöyle işaretleyelim şurayı dolar bazlı 128 dolar bandı kırılır ise bizi şu kısım karşılamış olacak arkadaşlar. Şu bölgeye doğru bir geri çekilme ve bizim formasyon oluşumuz bakın şöyle değişecektir. Ee, ve bunun neticesinde de rally. Bakınız ya bu şekilde bir rallye şahitlik edeceğiz. Ya 1200 pardon 128'den kırılacak şu ana desteğe gelip bakın şu bazdaki ana desteğe gelip buradan hareketi başlatacak diyebiliriz. Yani Xbank genel itibariyle olumlu şu anda ama 128 dolar bandı altına stop koymak kaydıyla arkadaşlar işlemleri yapmakta fayda var diyoruz. Xbank hemen bakalım. Evet TL bazlı X Bank. Şimdi arkadaşlar burada görüldüğü üzere yine net bir şekilde haftalık grafik üzerinden gidecek olur isek şöyle bir tablonun olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu tablodan baktığımız zaman 1 2 bakınız iki direnç noktasının oluştuğunu, 1 2 3 destek hattının oluştuğunu ve bunun bir direnç daha görme hakkının olduğunu biz söyleyebiliriz buradan şöyle baktığımız zaman. Umarım Buradan yukarı doğru hareket devam eder arkadaşlar. Ki zaten baktığımızdan burada haftalıkta net bir şekilde nerede durmamız gerektiğini bakınız. Şurası bize özetliyor arkadaşlar. 1237 bizim için önemli bir destek. Bu seviyenin altında diğer bir destek bölgemiz. Şöyle sırasıyla koyalım. 1162 ve de bu bölgelerde kırıldığı takdirde bakınız ta aşağıdaki bakınız 1045 arkadaşlar destek hattı bu 3 desteği kullanabilirsiniz. Şu anda 1237 altında. Bakın haftalık bir kapanış gelmediği müddetçe korku ve paniğe gerek yok. Şu anda 1271 bandındayız. 1237'lerin altına 1161, 1045 sıralı destek bölgeler olarak karşımıza çıkan noktalar. Olası bir yukarı yönlü harekette ki zaten geçmişten kaynaklı bakın şöyle bir hattın olduğunda görüyoruz. Ve burada olası direnç noktaları hemen şöyle işaretleyelim. Bunu da arkadaşlar renk tonu olarak şu anda bozmayalım. Evet kalsın bu şekilde arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ya yani Buraya şöyle bir ayırdım yapalım. Bakınız bu noktalar destek ve direnç noktası olarak karşımızda duruyor. Bakınız şöyle yukarıya direnç noktalarını atıyoruz. Bakın şu şekilde. Aşağı doğru da destek hattını atalım. Şu şekilde kalsın. Sıralı bir şekilde bu bölgeleri takip edebiliriz arkadaşlar. 1347 bizim ilk teknik hedefimiz. Tabi buralarda olası kırılım sonrası tekrar değerlendirme yapmak lazım. Bizim için esas olan kırılımın gelmesidir arkadaşlar. Bakın direnç direnç. Yani şuralarda bir kırılım gelmesi ciddi anlamda bir yükseliş anlamına gelecektir ama Dirence geldiğimiz zaman her zaman tabii ki dikkatli olacağız. Direnç dönüşleri aşağı doğru tekrar bizi taşıyabilir. Şu anda haftalık grafiğimiz olumlu arkadaşlar. Hemen bakalım indikatörlere. Evet indikatörlerden RSI MACD, MacD satış üretmiş değil. Tam satışa gidecekken tekrar yukarı kırıldığını görüyoruz. Günlük grafiğe geliyoruz arkadaşlar. Evet MACD alımda çok güzel. Evet bakınız bir ikili dip görüntüsü burada şu anda var. E, bu ikili dipte arkadaşlar bizim bakınız e, buraya stop noktası olarak şöyle bir oluşumdan bahsedebiliriz ki buraya bir e, stop noktası koymak gerekir. Bakınız iki aşamalı çünkü burada bir omuz baş omuz şu telefonlar susmuyor. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ihtimalde her zaman bulunduracağız. Bakınız bu ihtimali hiçbir zaman için göz ardı edemeyiz Bakınız buradaki gözgen şekil şu arkadaşlar omuz baş bir omuz oluşumu tekrar bizi ne yapabilir yani şu bölgelerden şöyle aşağı doğru taşıyabilir bu ihtimali her zaman bir kenarda tutacağız Onun için şuraya günlük bazda arkadaşlar stop noktasını bakınız günlük bazdaki stop noktamız 1262 arkadaşlar Hani bu banda bir stop noktası koyabiliriz x banka bakınız 1262 önemli bir destek. Önümüzdeki hafta bu seviyenin üzerinde seyretmemiz gerekir. Bu seviyenin üzerinde bakınız 1348, 1358 gibi bantlar teknik tek hedefimiz olur. Ama buradan bakınız 1260'ların altına olası bir geri çekilme gerçekleşir ise bakınız %4'lük ki zaten biraz önce haftalıkta da bir noktada belirtmiştim %3,5-4 bandında geri çekilme potansiyeli. Yani olası bir ana desteğe temas %3.83 gibi bir değer kaybına yol açabilir. Ama şimdilik görüntümüzde bir sıkıntı yok. Bir ikili dip görüntüsü bakınız umarım bizi yukarıya doğru taşır. Ve bu ikili dip görüntüsünde şöyle bir oluşum çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu renk tonunu yine sarı yapalım. Klonlayalım. Bakınız. Yukarı doğru bakınız. Direnç noktasına doğru bir hareketin oluştuğunu söyleyebiliriz. Hatta şurada yanlışlık yaptık. Bir saniye arkadaşlar. Evet şöyle alıyoruz kullanıyoruz Evet bakınız tam da daha önceki direnç seviyesi neredeyse milimetrik arkadaşlar hemen buraya fiyat etiketlerini yapıştıralım 1279 yukarıda 1367 1260'ın 62'nin hadi biz bunu 60 diyelim üzerinde kaldığımız müddetçe 1279 kırıldığı takdirde arkadaşlar 1367 atağı gelebilir Evet güzel Geçelim. Şimdi istillere bakalım. Akbank. Evet Akbank'ta 536 507 bandındaki bu şekilde arkadaşlar. ilk teknik hedefimiz 558 ve şu bölgenin katlama hedefinde alalım biz. O da bir kenarda kalsın şu şekilde. Kullanlayalım bakalım neler olacak bakınız. Evet arkadaşlar 5.36 stop Yukarıda 5.58 ilk direnç noktamız şu bölgeden kaynaklı. Akabinde 5.66 bu 27000 katlama hedefi 5.98 şeklinde yolculuk potansiyelimiz var arkadaşlar. Görüntümüzde şu anda bir sıkıntı yok. Indikatörler olumlu hacim güzel daha önce sık sık analizini yaptığımız için çok da değinmek istemiyorum bakın şöyle de bir kırılıma doğru gidebiliriz 566 bantları üzerinde Bakınız bir düşen kırılımına da şuradan sahne alabiliriz arkadaşlar Evet teknik görüntü güzel şu anda 566 var falan yukarı kırıldığı takdirde önü açık arkadaşlar 536 stop noktası koyarak takip edebilirsiniz Al baraka, yeni bakmıştık yine bakalım bu banka hisselerinin birkaç tanesine yeni güncel bakmıştık aslında arkadaşlar grafiğimizi şöyle sıfırlayalım. Albaraka bir ikili tepe görüntüsü var mı burada dedik. Şöyle özetlemiştik bakınız. Bir ikili tepe görüntüsü var ama bizim için esas olan şu ana desteğin kırılması olacaktır. Bu ana destek şu anda kırıldı mı? Hayır. 4 saatlik grafiğe bakalım biraz daha derinlemesine inelim. Evet. Şöyle bakı verdiğimiz zaman arkadaşlar 187 kapanış bazlı. Tabi üst kısmı alalım şu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Hatta bunu da yine kalın siyah çizgili çizelim şu şekilde. Bakınız yükselen üçgen formasyon. Değil mi? Bakınız yükselen üçgen formasyondaki görüntümüz nasıl cereyan ediyor arkadaşlar? Bakınız destek, direnç, destek, Direnç. Tekrar desteğe temas. Direnç. Kırılıma göre gideceğiz arkadaşlar. Burada kırılım nereye gelirse biz oraya. Bakınız. Kırılım odaklı gideceğiz. Yani netlik yok. Ama şu alan içerisinde bir kırılım bizi taşıyacak gibi gözüküyor. Şöyle netleştirelim burayı arkadaşlar. Şu bizim meşhur sarı sıkıştırma alanı. Şöyle bir çizelim. Evet. Şöyle alalım tekrar genişleterek. Evet. Görüntü var arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman e, direnç noktasını 1.90'larda görüyoruz. Aşağıda ortalama bir destek bölgesi 1.76 bandı e, olarak görüyoruz. Yani bir destek teması gelebilir. Kırılım nereye? Biz oraya şeklinde mantık yürütebiliriz. Al bırakada. Garana bakalım hemen. Evet şuradaki benzer bir görüntü burada hakim idi arkadaşlar. Yalnız tek farkımız burada. Bakınız geçmişe bina bir direnç kırılımı zorlaması geldi. Bizim için esas olan burada bu direnç seviyesinin bakın şu kırmızı kalın çizgi olarak bunu gösterelim. Kalın çizginin üzerinde yer almamız gerekir arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bakınız 8.80 bantları hatta 8.77 bantları bakınız. Bu banda stop noktası koyun arkadaşlar. Bakınız stop noktası koyacağınız bölge şurası. Burası önemli bir nokta. Bu bölge stop. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7-24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle 875 bandını kullanın arkadaşlar. Çünkü bu bandın altında geri süzülebiliriz. Dikkat edeceğimiz nokta bu. Üstünün fazla hesabını yapmayın. Yani yukarıda gideceğin nokta önü açık. Ama siz aşağıda 8.75'e bir stop noktası koyun arkadaşlar. Önemli bir destekte de 8.75. Bu değerin üzerinde kaldığı müddetçe olumlu bakış açısı sevgileyin. Çünkü bu değerin üzerinde gidebileceğimiz noktalar nelerdir? Sıralı bir şekilde ortalama 10 bandı. Akabinde 10.53 ve şöyle 12.32'ler karşımıza çıkacaktır. Umarım buradaki hareket bakın şu ikinci mavi daire fake olarak karşımıza çıkan bir hareket değildir. Yani fake ne anlama gelecek? Eğer aşağı doğru geldiğimiz zaman şu şekilde eğer gelirsek 7 bandına bu hareketten biz fake bir kırılım olarak bahsedeceğiz. Umarım tarihteki yerini fake bir hareket olarak almaz. 8.75'in üzerinden toparlayarak yukarı doğru e, uçuşa geçeriz diye temenni ediyoruz ama dikkatli olmakta fayda var. 8.75 kritik rakam arkadaşlar. Evet geçelim. Halkbank yani Halkbank muhabbeti e, var idi. Yani bir hisseyi götürecekleri zaman demek ki götürüyorlar arkadaşlar. Yani bu Halkbank'la ilgili negatif haber akışı pek de e, piyasayı çok da öyle etkilediğini söyleyemeyiz. Evet. Teknik açıdan şöyle baktığımız zaman daha önce sıkıştırdık bakın sarı alana, sar alana kırıldı buradan. Kırıldıktan sonra ortalama 4.75 bandından gelen kırılım ile biz daha önce de açıkladık size. 4.12'lere kadar gelebilir bir ihtimaldir ama bu bölgeler dönüş bölgesidir dedik teknik açıdan. Ve bu noktaya gelmeden 4.19'lardan dönüş gerçekleşti. Ama şu anda tekrar dirence yaklaştık. İşte 4.50 bandı. Ki burası neden önemli? Bakınız daha önce geçmişte çalışmış olan yine bir destek noktası olması hasebiyle burası önemli. Bu bölgeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu bölge satış onayı ya da yukarı doğru kırıldığı zaman alış alış olarak karşımıza çıkabilir. Şöyle ayılar ve boğalar burada birazcık çatışacak gibi duruyor arkadaşlar şu bölgede. Bakalım kimler galip gelecek burada. Evet. Yani şu bölgeye doğru hareket işte burada ciddi bir savaş ve geri dönüşün şu şekilde olabileceği gibi bu bölgenin kırılmasıyla da artık boğalar hakimiyeti ele geçirmiş diyebiliriz. Kritik bir nokta burası. Kritik bir diğer bakalım kaç imiş burası ortalama yani 452 453 bu bandın üzerine attığımız takdirde olumlu konuşabiliriz arkadaşlar yine ideal bir bölge eğer olası bir geri çekilme olur ise de 412'ler ideal bir pozisyon açma bölgesi stoplası koyarak diyebiliriz Evet hissede olmayan arkadaşlarım sadece bu bölge takipte kalmaları daha sağlıklı diye düşünüyorum ya 4.50'nin üzerine atmalı, 4.52'lerin üzerinde kapanışları görmeliyiz. Ya da geriye çekilip 4.12 bandını tekrar şöyle bir okşamalı değerli dostlar. Evet. İşçe Gözünü sevdiğimin işçe Yani. Bizi yine yanıltmadın. Yine yanıltmadın. Yine yanıltmadın. Evet. Şuradan bakınız. Ters omuz baş omuz formasyon. Belki beğenmezsiniz çizimleri. Önemli değil. Biz burada ne görüyoruz? Bir toba oluşumu var dedik. Hareketli ortalamalar yukarı doğru kesti. Yani teknik görüntü güzel idi. Ve baktığımızda sarı hattın test edilme potansiyelinin yüksek olduğunu söyledik. Burası test edildi ve şu anda burası kırılmış durumda arkadaşlar. E, 5.78'e doğru bir atak söz konusu. Bakalım bu 5.78 atağı gerçekleşecek mi? İşte buraya kadar gelir isek burası sıkıntılı bir bölge. Daha önce satışın baskının olduğu bir bölge. Şimdilik olumluyuz arkadaşlar. Şimdilik e, 5.39'un üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Teknik hedefimiz 5.78, 5.38, 5.39'un altına da bir stop koymakta fayda var diyebiliriz. Evet. 5.39 olur. 5.35'e kadar bu noktayı çekebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bu bölge bir stop koymakta fayda var diyoruz İÇTLD'de. Teknik güzel. Eğer olak ise 25.78 lira kadar bir hareket potansiyeli geldi, yüzde bir bir yükseliş potansiyeli karşımıza çıkmış olacak. Şekerbank yine yeni bunun analizini yapmıştık ama şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Evet, şekerbank'taki görüntünün ne olduğunu söyledik arkadaşlar. Bir alçalan takoz oluşumu var. Burada 1.02 gibi değerlerin üzerinde bir kırılımı görmemiz gerekir. Bu kırılımı görebilirsek alçalan takoz formasyonu teknik hedefi arkadaşlar şu şekilde derinlik kadar yukarıya olacaktır ki bu da 1.20 bantlarına denk gelir arkadaşlar. Bir ihtimaldir kesinlikle. Yatırım tavsiyesi değildir. Aşağıda da baktığımız zaman 0.95'le bir stop loss noktası olarak söyleyebiliriz. E, döngüye baktığımız zaman bakınız pardon. Şöyle yapalım. Yani şuradaki döngüye baktığımız zaman bakınız direnç, destek, direnç bakınız şu şekilde hareketleri görüyoruz. Yani birkaç kademe daha burada oyalanır mı? Yoksa direkt 1.02 kırılır, atak başlar mı? Veyahut da 0.95'ler test edilir mi? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet şu anda yakın zaman dilimi içerisinde 1.02'nin üzerinde ee, mum kapanışı görmemiz gerekir. Dolu dolu mum kapanışı. Uyumsuzluktan bahsetmiştik. Aslında burada bir pozitif uyumsuzlukta söz konusu Fibonacci değerlerine baktık mıydı arkadaşlar? Fibonacci değerlerine de bakalım şu şekilde. Pardon. Evet. Fibonacci değerlerinde 0.95'ler aşağı doğru kırılır ise 0.87 Fibonacci 0.786 bölgesi. Yukarıda 618 olan bölgemiz 107 arkadaşlar. Evet. Evet tekrar ediyoruz. Alçalan bir takoz oluşumu söz konusu kırılım odaklı gitmekte fayda var. Şekerbank'ta TSKB ciddi bir düşüş öngörümüz gerçekleşti. Artık TSKB için bakış açım olumlu arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya burada Teknik görüntü. bakınız daha önce çizdik. Burada da defa anlattık. TSK üzerine epey videolarımız var. Şu tarihlere gidin arkadaşlar. Aralık ayında. Bakınız Ocak ayındaki analizlerimize gidin. Bakın o videolarda neler anlattık. 1.40 teknik hedef olabileceğini ve bu bölgenin güzel bir fırsat bölgesi olabileceğini söylemiştik. 1.40'lara kadar geldik. Hatta daha aşağıları major ana desteğe kadar bakınız temasımız gerçekleşti ve burada biz de geçmiş Geçen haftalarda 1.20 stopluslu yol alınabileceğini söylemiştik. Şu anda olumlu bir görüntü var arkadaşlar. Hatta bu stop noktasını şöyle bir kaç kademe alta çekebiliriz. Şöyle yapalım bu bölgeyi. Bakın kaç arkadaşlar burası? 1.17 bandı stoploslu takip edilebilir. Şu anda ilk etapta 1.38 1.43 teknik hedeflerimiz söz konusu. Yukarı yönlü potansiyelimiz devam ediyor teknik açıdan. Evet. Güzel. Şu alanları kaldıralım. Şöyle de bir oluşum beklentisine bahsetmiştik. Bakınız, şu şekilde. Şöyle bir oluşum ihtimal dahilinde. Bunun da bir kenarda yine not alalım. Şimdilik yönümüz yukarı. Evet. Vakıf Bank. Hemen bakalım. Evet şu alanı tekrar çiziyorum arkadaşlar bakınız buraya dikkat edin. Burada çok milimetrik çalışan bir kanal oluşmuş durumda. Bu kanala göre yol almakta fayda var. E, rehberiniz bu kanal olsun arkadaşlar. Burada bu kanal direncine geldiği zaman dikkatli olun. Ola ki direnci kırdık diyelim burada. Hemen yatay bakınız teknik hedefler devreye girecektir. Evet. Şu anda şu bölgede 3.50 bantlarında bir direncimiz var. Kırıldığı takdirde 3.64 3.84 sıralı teknik hedeflerimiz diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Dikkat edeceğimiz nokta nedir? Bakın şu bölgelere kadar gelip eğer buralardan tekrar aşağı doğru süzülür isek daha aşağılarda bir dip oluşumu yani 3 bandına kadar bir geri çekilme potansiyeli de olabilir arkadaşlar. Yani şurası bizim için savaşın olacağı bölge ortalama 350 bandı bizim için kritik bir bölge arkadaşlar. Olmak ya da olmamak bölgesi 350. Evet. Yapı krediye bakalım. Yapı kredi bankası. Evet. Defaatle anlattık sizlere. Defaatle sunduk. Çizimleri kaldıralım isterseniz. Ne anlattığımızı tekrar şöyle göstere göstere anlatalım. Şimdi arkadaşlar bir şöyle bir nokta var ise bakınız ana destek noktası bakınız birinci test ikinci test burada bir ikili dip yaptı. Bu bir alım için nasıl bir fırsat olduğunun göstergesi. İki geçmişte çalışmış olan bir hat tekrar çalıştı. Geçmişe bakarak biz geleceğe yön vermeye çalışıyoruz. Zaten teknik analizin amacı budur. Geçmişte 3 defa çalışmış olan bu bölgeye Karşımıza birden destek olarak çıkıverdi arkadaşlar. Evet yatırımcı için 2.30 bantları güzel bir alım bölgesiydi. Fırsatı kaçıranlar tabii ki oldu. Değerlendirenler oldu. Ama şu anda dikkat edeceğiniz nokta şurası olmalı arkadaşlar. Burası oldukça tehlikeli bir bölge. Bakınız neden? Daha önce iki defa satış gelen bir bölge olması hasabı ile... Bu noktaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu bölge kırılır ise bu bölgeyi aşabilir isek şöyle bir fincan kulp oluşumu bizim için Bakın, şu bölgenin teknik değer arkadaşlar kırılım sonrası bakın şöyle bir pardon tekrar çizelim bakın şöyle bir çanak oluşumuna gidebiliriz. Bu potansiyelimiz de var mıdır? Tabii ki de var arkadaşlar. Yani böyle bir oluşum içerisine de gidebiliriz. İhtimal dahilinde 2.74'lerin üzeri arkadaşlar bizim için bakın şöyle bir teknik hedef olacaktır. 3.17 ama şu anda e, özellikle pazartesi yani yarın kritik bir nokta. Bu bölgeyi aşabilir isek ki hacimde oldukça kuvvetli bu da bize güç veriyor. Bakın hacimdeki artışa bakın arkadaşlar. Yatağın giden bir seyrin bakın son günlerde arttığını görüyoruz. Bu da oldukça güzel. Evet. MACD indikatörü alımda RSI düşeni kırmış durumda. Yapı Kredi Bankası'nda bakalım düşen kırılımı gerçekleşip bir çanak 2.74 ve katlama hedefi 3.17'ler test edilecek mi? Yoksa bu bölgeden 2.60 bantlarından tekrar ana destek 2.37 veya da 2.30 bantları buralara geri mi çekileceğiz arkadaşlar? Sırasıyla takip edeceğimiz noktalar, bölgeler burası. Evet, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ee, şu videoyu yükleyeyim. Ben de bir taraftan Paris Saint Germain'in maçına bakayım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın Alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.